Lalalalalal Nagihan alçı. Fırfır Nagihan'ından. Fırfır Nagihan dememiz kötü bir şey değildir. Sürekli garip yorumlar yaptığı için Fırfır Nagihan diyorum şu an. Nagihan Hanım'dan bir açıklama. Diyor ki mevcut sistemin şu an geldiğimiz noktada tıkandığını görüyoruz. Yapma ya. Wow. Bu bir deha ürününün açıklaması olmalı. Ya bu bir deha. Yani gerçekten başkanlık sisteminin Türkiye'ye kötü geldiğini, Türkiye ya şu an şu noktada tıkandığını görmek müthiş bir analiz yeteneği gerektirir diye düşünüyorum. Yani kesinlikle seçimden önce falan böyle olacağı belli değildi abi. Okey. Ankara yanmıyor. Hayır. Bir şeye baktım. Demiş ki ondan sonra yargının ve meclisin güç kaybettiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Ya biz bu evet hayır referandumu yapılırken zaten abi bu tek adam rejimi bak meclisin hiçbir önemi kalmayacak, bir isim ne derse olacak, bu çok tehlikeli falan diye insanlar bas bas bağırmadı mı? Bağırdı. Siz ne dediniz buna? O evet yetmez ama evet ya yani evet verdiniz. Ya şu an gerçekten yeni mi geldi bu? Yoksa siz acaba devranın döneceğini görüp falan mı yapmaya başladınız? Şimdi bundan sonra garip bir açıklaması daha var. Onu da bakacağız. Diyor ki iktidarın yalnızca %50 artı 1 ile belirlendiği sistem Türkiye'ye gelmedi. Bunu sokakta da görüyoruz demiş. Bundan sonra bunun üzerine bir açıklama da yapmış. Demiş ki Uğurlu demiş ki bu arada 14 saat durmaksızın çalışıp sonraki sabah yine erkenden işe geldiğim bir günde sesim ve enerjim günümüzü güzelleştiriyor. Seviliyorsun kral demiş. Çok teşekkür ederim canımsın. Eyvallah öpüyorum. Ondan sonra demiş ki işte Yaşazımı aldıysanız güzel. Bu kutuplaşma kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Kaybet kaybet olur. İşte kan bile dökülebilir gibisinden. Bu seçim zamanı, seçimden sonra hani eğer bu kutuplaşma devam ederse kan bile dökülebilir vesaire gibisinden bir açıklama yapmış. Yani öncelikle bu bir tehdit. Bu başka hiçbir şey değil. Yani bunu ben söylesem bakın bu işte iç savaş çıkacak, insanlar birbirine düşecek, şu olacak bu olacak vesaire falan filan desem gerçekten muhtemelen 1-2 gün sonra falan hani gelirler bana gel bakalım hani ne iç savaşı ne çatışması vesaire dedik beni alır götürürler. Burada bayağı bildiğin hanımefendi çıkıp aa kanlar dökülür, şöyle olur böyle olur falan diyor. Ben şunu söylüyorum arkadaşlar şimdi bu düşünceye sahip bir sürü muhalif de var. Abi bu adamlar işte şöyle olur, böyle olur, bırakmaz, gitmezler. Aman cart, curt. Ben buna o kadar karşıyım ki. Bu insanları sandıktan uzaklaştırmaktan başka hiçbir boka yaramayan sözler. Gerçekten sadece insanları korkutur ve insanları sandıktan uzaklaştırır. Lan ben oy versem bile zaten bu adamlar bir şey yapacak, gitmeyecekler aga falan gibi bir düşünce giriyor. Girecekler, gidecekler abi. İstanbul'dan nasıl gittiyse, Ankara'dan nasıl gittiyse oradan da gidecek. Hani aman işte şunlar silahlanmış, şunlar sokağa çıkar, şu öyle olur, şu böyle olur falan ya. Geç bunları, burası ne Irak, ne Suriye. Yani sen git, ver oyunu. Senin yani işte karşısına muhalefete oy veriyorsan, Millet İttifakı'na oy veriyorsan ya da her neyse. Daha fazla oy alsın, ondan sonra gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı hep beraber görürüz. Gidecekler, geldikleri gibi gidecekler. Seçimle geldiler, seçimle gidecekler. Yani bunun devamı boş yani şu an öyle işte şey konuşma abi uzaylılar gelecekmiş abi gelecekmiş geliyor şu an geldikleri gibi gidecekler bu kadar basit yani bunlara yakın gazeteciler bile artık ya da siyasiler bile artık anlayıp deyip yavaştan taraf değiştirmeye başlıyor millet abi gitmezler. Kazansa bile kaybetse bile gitmez. Nereye gitmiyor abi? Gitmediği bir ülkeyi ondan sonra nasıl yönetecek ya? Hani bunları da düşünmüyoruz mu abi? Hadi diyelim gitmedi ki ben ihtimal bile vermiyorum. Hadi dedi ki hayır ben gitmeyeceğim şöyle böyle. Kendisine oy veren insanlar da bu sefer karşısına geçecek. İnanın bana. Yani çünkü bu insanların elinde bir tek oy verme hakları var şu an. Sen ellerinden onu alırsan inanın bana fazla iyimser falan değilim abi. Yani Allah yaşatmasın ama yaşarsan görürsün. İnşallah yaşamayız ki yaşayacağımızı da hiç düşünmüyorum. Kendisine oy veren insanları bile karşısında bulacak. Gör ya böyle bir şey olsa hani böyle bir varsayımsal bir evren yaratıyorum. Hadi diyelim gitmedi çatışma oldu şu oldu bu oldu millet sokağa indi. Sen ondan sonra öyle bir ülkeyi nasıl yöneteceksin? Hiçbir yatırımcının kalmadığı dışarıdan kimsenin iyi gözle bakmadığı. Ya iyi sen ondan sonra çorak arazi kendi kendini yönet burada iyi yönet.
İş mi kalır, insan mı kalır, yatırım mı kalır, para mı kalır, neyi yöneteceğim? Ki dediğim gibi ben bunları tartışmayı da çok yersiz buluyorum yani. Gidecekler, bu kadar basit. Oy vererek getirdiler, oy alamadan gidecekler. Verelim onlara, biri orada kendi kafalarına göre yaşasınlar. Hayır abi, niye veriyorum, Allah Allah. Büyük haklarımızdan biri oy vermektir. Oy vermek insan iradesinin topluma yansımasının bir yoludur. Öyle ya da böyle kendi hakkından boş yere vazgeçen insanın mantığını sorgularım. Lütfen oy ver. Çok iyi demişsin, eyvallah. Değil mi? Bunun bir de dur bakayım, TT oldu mu? Başka var mı açıklaması? Bu genelde açıklama yapınca TT olur. Bak olmuş yine. Yani ben bunların TT yapılmasına bile gülüyorum. Harbi çok safsın. Evet arkadaşlar, siz tamam, ben safım. Ben çok iyimserim. Siz çok haklısınız. Ne diyeyim ya? Başka diyecek bir şeyim yok. Yani şunu söyleyeyim ama gerçekten belki de bu durumda işte bu muhalefetin kazanacağız düşüncesine en çok zarar veren düşünce bence bu düşünce. Abi git, İstanbul seçimlerinde falan da vardı bunlar. Kaybetseler bile bırakmazlar abi. Ankara için falan şey diyorlardı işte. Bir şekilde hile yaparlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Kaybetse bile bırakmaz, kayyum atar. Belki atar yani. Hani bir şey diyeceğim de neyse. Yani kaybetti ve gitti, bu kadar basit. Sen önlemini alırsan, sen verilerini düzgün tutarsan, kararlı bir şekilde, yani Ekrem İmamoğlu mesela bir örneğini verebilirim, yaptığı gibi çıkıp açıklamalarını sürekli yaparsan kazanırsın, bu kadar basit. Bugün ben çok susuyorum, niye bilmiyorum ya. Vallahi. Hadi hayırlısı. Evet, ne demiş? Hemen şöyle bir bakalım Agah Haziran Rahatçı'nın diğer 2023 konuşmalarına. seçimleri hiçbir şekilde kazan kaybet seçimi olamaz. Kim kazanırsa kazansın. Bana diyorlar ki muhalefet kazanacak, sen o yüzden dönüyorsun. Bakın muhalefet ya da iktidar kazanması meselesi değil. Kim kazanırsa kazansın, bu seçimler böyle bir kutuplaşma, bu kadar büyük bir tansiyonla ve devletin bu kadar net, güçlü, çekirdek bir şekilde mevcut durumda bir arada durmasıyla muhakkak kaybet kaybet seçimidir. Hem kazanan için kaybet. Bir de şunu söyleyeceğim. Bunu söyleyen bir iki kişi daha var böyle gazeteci gibi. Özellikle şeye yakın, AK Parti'ye yakın Nagihan Hanım gibi. Çıkın konuşun abi o zaman. Kim ney? Neye kaybet? Biri mi saldıracak? Bir operasyon mu var? Bir plan, ne biliyorsunuz? Çıkın söyleyin abi o zaman. Ya böyle televizyona çıkıp bu bir işte kaybet kaybet. Kim neyi kaybet? Çık açıkla, de ki abi şunlar silahlandı, böyle böyle bir şey düşünüyorlar. Ya da biz böyle bir kulis aldık. Hem kaybeden için kaybet. Yani bu sadece böyle aman şu köyde cadılar varmış. Aa evet ya, vallahi varmış cadılar o köyde. Kan akabilir. Tansiyon çok yükselir. Sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz. Yani bunu... Ya da yani böyle bir açıklama yapılmasına, ya alo devlet, polis, hakim, hukuk, anayasal düzen falan, hani bilmiyorum size bir şeyler hatırlatıyor mu ama alo merhabalar. Ha, ne yapalım o zaman? Aa bak biz böyle böyle bir şey olacakmış. Haydi biz de silahlanalım falan deyip biz de mi silahlanalım? Ne bekleniyor? Ne anlatılıyor yani? Bunun sorumlusu hepimiz oluruz. O yüzden ben hem muhalefet hem iktidara muhakkak bir orta yol bulup bir an önce seçimlerden önce değişikliğe gitmek için bir uzlaşı zemini yaratma. Bir de bunu muhalefete ne anlatıyorsun abi? Bunu diyeceğin yer iktidar. Yani her seçimde, her seçimde değil, her gün, her hafta yeni bir terörist ilan eden partileri, aman şu FETÖ'cü, şu PKK'cı, şu DHKP bilmem ne diye böyle sınıflandıran, halka bile işte siz bölücüsünüz, siz teröristsiniz, bunlar şöyle, bunlar böyle, yıllardır bunu çekiyoruz. Ne anlatıyorsun ya? Çağrısında bulunuyorum. Bunun için Ne, hatta neyle yalvarıyorum. bununla nasıl yani şey yapılabilir? Uzlaşılabilir. Çok merak ediyorum gerçekten. Haziran 2023 seçimleri hiçbir şekilde Evet, millette sen nasıl bizi tehdit edersin vesaire gibi şeyler yazmışlar.
Ya mesela şu demiş ki işte AKP'ye oy vermemiş insanlar niye sorumlu olsun? Yargı emniyeti orada iktidarın emrinde. Suç örgütleri iktidara çalışıyor. Silahlanma iktidarın kontrolünde. 15 Temmuz'da kayıp silahlar AK Parti'nin kontrolünde. Olacaklardan iktidar sorumludur demiş. Bilinçli bir şekilde ters algı oluşturmaya çalışıyorlar. Demek ki kulağına kaosu fısıldamışlar demiş bir vatandaş da. Geçiyorum. Ben tekrar aynı şeyleri söylemeyeceğim. Ben dediğim gibi bunların boş tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Sadece insanları korkutacağını, insanları gereceğini ve işte sandıktan uzaklaştıracağını, hiç başka da hiçbir sike yaramayacağını düşünüyorum. O yüzden geçiyorum abi, söyleyeyim ya. Geçtim.